Burada 1 olması için 1 bölü 2, 1 bölü 2 olması lazımdı. Yani buranın 2 olması için 2a eksi 1'in, aynı soru değil gençler. Ama bu soru tipi aynı. 2a eksi 1, 1. A artı b de 5 olması lazım. 1 bölü 2, 1 bölü 2 olması için topladım. A2. A2'si B3 çarpım 6. Var mı sorun? Burada sınavda çıkmış bir soru bu. İki kare farkı var gençler. Burada dikkat etmeniz gereken 1 bölü 2 ile, yani 1 eksi 1 bölü 2 ile 1 artı 1 bölü 2'yi yazdın. Hemen eksiyle başladığın için bunu da eksisini önce getireceksin. Şöyle getirdim. Sonra bunu da aynı şekilde yapacaksın. Bu şekilde devam ederken aynı şekilde bu da şöyle gelecek. Geldi. Burası nedir? 1 bölü 2. Burası 3 bölü 2. Burası 2 bölü 3. Burası 4 bölü 3. Burası 3 bölü 4. Burası 5 bölü 4. Böyle giderken 9 bölü 10. 11 bölü 10. Şimdi dikkat et. Bak tak 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 gidiyor böyle. 1 bölü 2 ile 11 bölü 10 kaldı. Cevap 11 bölü 20. Ama önemli olan karışık yazma. Önce eksi sonra artı şeklinde git. Devam. Buraya baktığım zaman ne yapacaktık? Bunu bir basit kestire çevirecektim. 4 yazacağım. Önce 13'ü yazıyorum. Sonra artı 2'yi, sonra 4'ü yazıyorum. Yazarken de burada 2 var ama 1 olduğu için burası 13 bölü 4 şeklinde yazılır. Şimdi 13'ü 4'e bölelim. 3 defa var. 1. Nasıl yazacağım bunu? Payda değişmez 4. Burası 3, burası 1. Şöyle yazdım. 2, 3 ve 4 toplamı 9 etti. Soru 183'te nasıldı? 6 çarpı 5, 7 çarpı 6, 8 çarpı 7. Önce küçük olanı, sonra eksi büyük olan. Önce küçük olan, sonra eksi büyük olan. Önce küçük olan, sonra eksi büyük olan. Gitti. Efendim. Beklerim. Evet. Yaptın mı? Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Bakalım. Buradan sonra devam ediyorsun. 8'e 5. 3 bölü 40. Cevap. Bunun formülünü de yazmıştık hatırlarsanız bu derste. Ne yazmıştık? Eğer 1 bölü n çarpı n artı 1 şeklinde ayırabiliyorsan bir kesri, 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 olmalıydı. Geldim buraya. Bir parantez alacağım. Parantez nasıl alınır? Kuvveti küçük olandan. Buranın kuvveti en küçük olan bu değil mi? 1, 10 üzeri 2, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2. Dağıtırsan bu olur. Aşağıya da şu var. Bunlar gitti. Cevap 10 üzeri eksi 3 çıkmadı mı? Değil mi?
Var mı bir sorun? Yok hocam. Eğer burası çift kuvvetse ne yapacağız? İkisi birbirine eşit olabilir. Ama aynı zamanda biri pozitif olurken diğeri negatif olabilir. O yüzden eksiyle çarpmam lazım. Attım bu tarafa. A eksi 1 de bu tarafa attım. 6. Bir A 6 olabilir. Bunu bu tarafa aldım. Şöyle eksi 4. Her tarafı 3'e böldüm. A eşittir. Eksi 4 bölü 3. Yanlışlık olmasın diye şöyle bir kontrol ettim. Bir sıkıntı yok. Toplamamı istiyormuş. 6 ile 4 bölü 3'ü topladım. Eksi 4 bölü 3'ü. 18. 4 çıkardım. 14 bölü 3. Var mı sıkıntı? Eğer tek olsaydı burası, sadece bunu yapacaktım. Ama çift olduğunda aynı mutlaktaki gibi yapıyorum. Mutlakta nasıl yapıyorsam aynı mantık. Bunun pratik yöntemi şu. Sınavda birçok kez İstanbul'da da sordu. Hızlı yapmak istiyorsan neyin karesi, neyin ikinci kuvveti 16 olur? 4. Neyin 125 olur? 5. kuvveti 3. Tabanı 5 olan kuvveti 3. 4 3 3 yap, cevap 12. Bu amatörce bir yapım yani, ama ben kullanırım açıkçası. Hoşuma da gider bunu. Fakat nasıl yapıldığını göstermek için şöyle yapalım. 5 üzeri A, 2 üzeri 4, 5 üzeri 3, 2 üzeri B. Tabanlar aynı olanları aynı hizaya getirdim. Tabanlar aynıysa üstler oranlıydı. İçler dışlar çarpımı yaparsa 12. Cevap 12. Ama şunu neden gösterdim? Aslında bu A çarpı B soruluyorsa pratik bir şekilde yapılır. Yoksa biz A'ya gidip de 3 demiyoruz. A çarpı B'yi sadece bulabilirim zaten ben böyle bir soruda. Ve A çarpı B'yi sorduğu için de pratik olsun diye yapıyorum. Yoksa tekrardan söylüyorum. B'ye eşittir 4 mantıken diyemem zaten. Var mı sorun? Yok hocam. Evet. Pardon. Geldik diğer bir soruya. Bu soruyu ben pratik olarak şöyle gösteriyorum. Bir a üzeri x eksi y gördüğün zaman diyelim ki m dedim. A üzeri y eksi x gördüğünde ne dersin? 1 bölü m diyebilirsin. 5 1 eksi m ise 5 1 eksi 1 bölü m. Buradaki çarpma işlemini yaparsam m eksi 1 bölü m, yukarıdaki sabit alttakini ters çevirdiğin zaman, bu arada cevabın 5 olduğunu ben de biliyorum. Ama yapılış yöntemini göstermek lazım. Şöyle yazdım. Eksi 1 ile çarptım. Çünkü paydaları eşitlemem lazım. Eksi 1 ile çarptığım an ne oldu? Bu oldu. 5 parantezi aldım. Cevap 5. Bu dediğim gibi bir kısa yolu aslında şöyle de diyebiliyorlar direkt. Ya hocam böyle bir soruyu gördüğümde direkt ben 5 diyorum. Evet diyebilirsin yani, ta üstündeki neyse. Onu diyenler de var. Ama dikkat edin yine de bir tuzak kurmasınlar. Ama yapabilirsiniz. Dediğim gibi a üzeri x eksi y m, a üzeri y eksi x'e de 1 bölü m diyeyim. Sınavda çıktı 188. soru. 2 kare farkı çarp. Burası 1 eksi 1 bölü 81. Şimdi bununla bunu çarpman lazım. 1 eksi 1 bölü 81 ile 81'in çarpımını yapmak yerine şöyle yazalım istersen. 3 üzeri 4, 3 üzeri 4 çarpılırsa 3 üzeri 8 eder. Bununla bunu çarpıp birden çıkarırsam cevabım A 8 etmez mi?
Her iki tarafın karesini alırım böyle bir soruda. Var mı şu ana kadar bir sıkıntı? Yok hocam. Her iki Yok tarafın hocam. karesini aldım. Birincinin karesi, ikisini çarptım iki katı. İkincinin karesi 16. Şimdi sana sorduğu şey zaten şurası. Burası tabanlar aynı, üstler toplandığı zaman 3 üzeri 0. Yani 1. 1 ile 2'nin çarpımı 2. At bu tarafa. 14. Geldim diğer soruya. Bir köklüde sıralama nasıl olurdu? Bu 3, bu 4, bu 2 ise 12 ile eşitlersin. Yani Eşit. burayı 6 ile çarparsın. Burayı 4 ile, buraya da 3 ile çarptığın zaman burası 3 üzeri 6, burası 4 üzeri 4, burası 5 üzeri 3. Burası 125 zaten. Burası 256 civar. 256. Buraya bakarsan da ne dersin? 3 üzeri 4 81'dir. 3 üzeri 5 243'tür. Ondan sonra yani hepsinden daha büyük olacak. 3 üzeri 6. O yüzden en küçük olan C, sonra B, sonra da A olmaz mı? Çünkü C 125 dedik içindekine. Buna 256 dedik. Zaten 3 üzeri 5 243. 3 üzeri 6 229 yapması gerekiyor. daha büyük. Aynen. Var mı sorun? Yok hocam. Çift olan bir kökün içi sıfır toplamı olmuşsa içi de sıfırdır. Sıfır. O yüzden x artı y 3 x eksi y 5 topladım gitti. 2x eşittir 8, x eşittir 4. Eğer 2019 Akdeniz'e bakarsan bu sınavın çıktığında görürsün soru olarak. Geldik böyle. 5 olduğunu gördük. O zaman biz bu soruyu nasıl yapacağız? Aralarında bir fark olacaktı. Biz büyük olanı seçecektik. O zaman büyük olan 5 olduğuna göre n'in 4 olması gerekiyor. Yani x neymiş? Yani şöyle de yapabilirsin. Büyük olanı seçecektik. O zaman bu küçük olan olacak. 5 çarpı 4 20 de direkt diyebilirsin. N'ini demene gerek yok. Mesela 5 olduğuna göre artı da biz büyük olanı seçiyorduk. O zaman 4 çarpı 5 olmalı burası deyip 20 diyeceksin. Var mı soru? Yok hocam. Burada 16 4 diye çıktı direkt. 4 ile 4'ün çarpımı 16. Şöyle 3 var. 2 var. Bu var. Ben 2'yi içeri aldım 4 diye. 2 içeri 3 üstünün kuvvetini alacak. Alacağı için 8 diye girecek. Özür diliyorum. Şöyle yazdım. Burada çarpıldığı zaman 6 kökler çarpıldı. Burası 2 üzeri 3. Burası 2 üzeri 4. Sonuçta 2 üzeri 7 var. Burası 2 üzeri 7 bölü 6 diye yazılır. Şurası. Yani x istediğim şey nedir? 7 bölü 6. Var mı sorun? Daha önce ne demiştim? Bir şeyin karesi olacak. Bu neyin karesi? Onları çıkaracağız. 1 bölü 4. Bu 1 bölü 5. Buradaki de aradaki işaret. Burayı 5 ile burayı 4 ile çarparsam cevabım ne olur? 1 bölü 20. Anlaşıldı mı? Eğer bir çift kuvvetin içinde hem x eksi 5 hem 5 eksi x gördüysen kökte biz sadece x'e 5 veririz. 0, 0, 25'ten 5 çıktı, 5 kaldı. Cevap 5'tir. Sınavda soruluyor gençler. Şimdi başta bazen böyle kolaymış gibi gözükebiliyor ama ben çok öğrencinin böyle gelip de göremedim hocam dediğini biliyorum. O yüzden dikkat edin. 80 çarpı 82 varsa ben böyle bir şey yapamam, göremiyorum. Hemen n dedim.
N artı 2 dedim buna da. N kare artı 2 N artı 1 etti mi? Burası dediğim şey N artı 1'in tam kare açılımıymış. Bu 2, bu 4. Ben sadece ikisini götürebilirim. N'i 80 demiştim. Cevap nedir? 9. 90 yazdım yanlışlıkla. 9. Anlaşıldı mı? Evet hocam. 2'yi 2 kapısından geçirdim. 4 diye geçti. Burada 3, burada 2 kapısı var. Böyle ayrı gayrı olmaz. Bu 6 olurken bunları da 6 yapalım. O yüzden 6 kapısı olacak ve burası 3 üzeri 2, 2 üzeri 3 olacak. Burada 6 kapısında 4 çarpı A varken burada 6 kapısında 9 çarpı 8 olacak. Yani 72, 4 çarpı ne 72 olur? 18. Çünkü 6'lar aynı. İçerisi de aynı olması gerekiyor. O zaman 18 olması gerekiyor. Var mı sorun? Hocam rica etsem 195. sorunun tekrar o kuralını söyler misiniz? 195'i söyleyeyim. Bir çift kuvvette köklü sayıda x yazılmışsa x her zaman 0'a eşit veya 0'dan büyük olmalı. O yüzden ben buraya eğer 5'ten büyük değerler yazarsam, x'e 5'ten büyük değerler verirsem burası hatalı çıkar. Yani bu olmuyor. X'e küçük 5 yazarsam burası yanlış olur. Sadece x'e 5 verirsem oluyor. Teşekkürler. Bir şey değil. Şimdi bana böyle bir soru sorduğunda birbirinin aslında iki kare farkı olduğunu gördüm. Çarptım. Çarptığım zaman x artı 5 eksi x 4 çarpı soru işareti oldu. Her tarafa 4'e böldüm. Oldu. Çarpman gerekiyor. Yoksa toplarsa hiçbir sonuç bulamazsın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Geldik buraya. Burada minimum değeri soruyor. Şıklardan gidemezsin. X karem var. Bu x kareye ne yakışır? Eksi 10 x yakışır. Tam kare yapmak istiyorum. Yanına ne verirsem tam kare olur. Bu 2 çarpı x çarpı 5. Demek ki bu 5'in karesi olması lazım ki tam kare olsun. Şöyle. O zaman x kareyi kullandım. 10x'i kullandım. Buradan da bir 25 çektim kendime. Yani 5 kaldı burada. Y kare artı 14y. Buraya ne yazmam lazım? Burası 2 çarpı y çarpı 7 olduğuna göre 7'nin karesi 49 olması lazım. Şöyle yazdım. Ama elimde 5 var. Yani 49 dedik. Nasıl olacak? Yanına eksi 44 yazmam lazım ki sonuçta hataya düşmeyin. Değil mi? Yani şöyle burayı açtıktan sonra x kare eksi 10x artı 25'im var. Tamam. Burayı açtıktan sonra y kare artı 14y artı 49'um var. Eksi 44 diyeyim ki toplayayım. Topladığım zaman yine burası etsin. Aynısı etsin. Var mı sorun? Yok hocam. Buranın yok hocam. Minimum çıkması için buraları sıfır yaparsın. O yüzden tam kare alıyoruz zaten. Görebilmek için. Burası sıfır çıkar. Sıfır çıktığı zaman benim en son yani minimum sonucum 44 olur. Eksi 44. Minimum sonucum eksi 44'tür. Buraları sıfır çıkarırsam
Eksi 44 çıkar. Ancak tam kare yaparak bulabiliriz. Anlaşıldı mı? Hocam onları yani 5, 0 mu yaptık işte? Yani 5 ve eksi 7 vererek. Evet. Anladım. Yani istediğin değeri verebiliyorsun. Ben de sana şunu diyorum mesela. Diyorum ki x'e ve y'ye ne verirsen diyorum. Minimum sonuç elde edersin. Zaten çift olduğu için ne verirsen vereyim negatif de olsa pozitife çevirecek. O yüzden de yapabileceğim en küçük minimum 0 olmak. Çünkü eksi 44. Aynen. Yani şunu da söyleyeyim mi söylemeyeyim mi arasındayım da. Ya da söylemeyeyim buraya vazgeçtim. Yani şöyle diyebilirsiniz. Yani birinci türevden de yola çıkarak buraya ben mesela x kare eksi 10x'e bakarak minimum kaç verirsem minimum kaç sonucu elde edebilirim dediğim zaman 2x eksi 10'dan 5 vermem gerektiğini buradan 2'ye eksi artı 14'ten eksi 7 vermem gerektiğini görebiliyorum. 5 ve eksi 7 şıkka verirsem zaten yani buraya eksi 44'ü de bulurum. Şimdi türev bilmediğinizi düşünerek ya da herkesin anlatmayayım. Ama bilen arkadaşlar oradan yapabilir. Daha hızlı yapmak için. Şimdi geldik buraya. Paydaları ayırdık. A bölü B. B bölü B. C bölü D. Böyle yazmak uzun sürer mi? Sürebilir. Bunun yerine buradaki yazılan yerleri yazsak 3'e 1 mesela 3 1 1 3 1 1 3 1 3 4 bölü 1 4 bölü 1 4 bölü 3 64 bölü 3 cevap diyebiliriz. Hocam E3 mü? E3 F'de 1. Yani E1 F3 olması gerekiyor. Hayır. Şöyle. Ha doğru. Yukarıya baksa. Tamamdır. Devam. Hocam ortasının 6 bölü 1 olması lazım. E artı 3 D bölü D var orada. Nasıl? Gençler bakın. Şöyle de yapabilirsiniz. Alın size diğer yanı. A eşittir 3. Hocam 3'te yaz. Tamam. C eşittir 3'te. Hocam hepsine K vererek dediniz herhalde. Şimdi yapacağım. E eşittir 3F. Yerine yazdım. 3B yazarsam 4B bölü B'den 4. Buraya 3D yazarsam 6D'den 6'ymış. Doğru. Buraya yanlış yazdık. E'ye 3F yazarsak yine 3F yazarsak 4 bölü 3. Burası da doğru. Sadece şu ortadakini yanlış yazmışız. 3 ile bu gitti 2. 16, 32. Evet. Var mı soru? Yok hocam. Güzel. Şimdi burada yapacağım tek şey x'i a'ya benzetmek, y'yi b'ye, z'yi de c'ye benzetmek. Bunun için a x eşittir 20 dersem x eşittir 20 bölü a, b y'ye 20 dersem y eşittir 20 bölü b, c z'ye 20 dersem z eşittir 20 bölü c. Yerine yazdığın zaman 20 bölü a, 20 bölü b, 20 bölü c ve ters çevirdiğin zaman a artı b artı c bölü 20 1 bölü 4'e eşitmiş. Hemen bunun paydasını da 20 yapalım. Cevap o zaman 5 olmaz mı? Beş olur. X'i soruyorum. X'i soruyorsam ne yaparım? Gelirim. X'i sorduğum yerde y, z'yi zaten vermişim. Ben şu ikisini çarparsam x çarpı x çarpı y çarpı z çarpı 45 bölü 4. Y çarpı z'yi 5 bölü 4 bilmiyor muyum? O zaman bunun 9 olması için 3 ve 3 olması gerekmiyor mu?
Yani pratik düşünmezsek her soru için mazeretimiz olur gençler. Ya ben bunu göremezdim, onu göremezdim, bunu gördükten sonra da göremiyorsak sıkıntı zaten. Görmekte bir sıkıntı yok. Bunu ne sorarsa yaparız. Önemli olan pratik düşünmek. Bazı arkadaşlar işler dışlar çarpım yapıyor, toplamaya çalışıyor. Yani yapılamaz öyle şeyler. Yani mümkün değil. Mesela burada x çarpı y çarpı z'yi sorsaydı tamam anlarım, hepsini çarparsın. X kare y kare çarpı z kare olur. Çarparsın. Daha sonradan da işte çarptığın zaman 9 çarpı 25 çarpı 16 oluyor. Hemen kökünü alırsın her tarafı. X çarpı y çarpı z 3, 5 ve 4 olur. Yani 15 bölü 4 cevap. Ama sana x çarpı y çarpı z'yi sorarsa yaparsın. Öbür türlü